Yerel basın çok önemli. Demokrasinin kılcal damarları olarak değerlendirilir. Önce yerel basın senin için ne ifade ediyor? Çünkü yaygın basınla yerel basın arasında aslında bir rekabet de var. Yaygın basın eziyor aslında yerel basını. Neler söyleyeceksin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de yerel gazetelerde çalışmış. Daha sonra işte o yerel gazetelerin açtığı kapılar sonucu bugün Türkiye'nin en önemli gazetelerinde yıllarca çalışmış bir meslektaşınızın. Dolayısıyla yerel basın benim için son derece önemli. Yerel basının sorunları çok ama bu ülkenin genel içinde bulunduğu koşullarında dışına görülemiyor. Çünkü ülkede sorunlar büyüdükçe yerel basınla ilgili sorunlar da büyüyor. Baktığınız zaman işte meslektaşlarımıza gündeme getiriyor. Daha çok böyle belediyelere bağımlı gazetecilik haline getiriyor veya oradaki iktidar partisinin İşte milletvekilleri veya oradaki il ilçe yöneticilerine bağımlı hale getiriliyor. Şundan söyleniyor. İşte ilan verilmiyor, reklam alamıyoruz deniliyor ama hiç şundan söz edilmiyor. Ya senin çıkarttığın gazete nasıl kardeşim? Öncelikle ona bakmak lazım. O yüzden yani yerel basının gazete satalım, işte tiraj yapalım, mesleki yönden gelişelim, ilimizin, ilçemizin sorunlarını korkmadan, çekinmeden yazalım. Öyle bir sorun yok. Şimdi şöyle düşünüyor meslektaşlarımız. Bugün acaba ben bunu yazarsam yarın benim buradan işte falanca yerden reklamım kesilir mi? Veya işte bir iktidarla ilgili bir konuyu yazdığın zaman acaba bunu yazarsan yarın ilçe başkanı işte bir belediyeye ya da işte ilan veren bazı kişili kuruluşlara telefon eder ilanımızı keser mi? Bu sorun yaşanıyor. Ve aslına bakarsanız yine şunu da söylemek lazım ki Türkiye genelinde yaygın basınında yaşadığı sorunların benzeri yerelde de yaşanıyor. Yereldeki güç, sermaye sıkıntısı nedeniyle daha tabii ki katmerli yaşanıyor. O yüzden bir de şu gelişmeye başlandı son dönemlerde. Daha çok zengin iş adamları gazeteyi de elinde bir güç olarak kullanmak adına yerel basına yönelmeye başladılar. Ve bunların böyle gerçek anlamda gazetecilik yapmak diye bir amaçların olmadığı biliniyor. Sadece işte müteahhitse bundan sonraki alacakları işler, belediye ile ilişkiler gibi ya da baskı o amacıyla kullandıkları. Şantaj cümle kullanabilir miyim? Diyebiliriz tabii. Deniliyor ve bunun çok sayıda örnekleri olduğu için. Tabii ki şunu hemen ifade etmemiz gerekir ki Türkiye'de şantaj amaçlı değil ama gerçek anlamda mesleklerini icra etmek için çabalayan gazete sahipleri, meslektaşlarımızın olduğunu ve çoğunluğun zaten orada olduğunu, eğer bugün yerel basın öyle veya böyle ayakta kalabiliyorsa yine bunun büyük bir özveriyle yapıldığını da ifade etmek isterim. Şimdi en büyük sorun istihdam. Aslında istihdam derken gençler gazeteci olmak istemiyorlar. Ve çok da cazip gelmiyor. Çünkü para kazanılan bir şey de değil. Ben Muğla'da bile biliyorum ki asgari ücretin altında çalışan muhabir arkadaşlarım, kardeşlerim var. Ne yapmak lazım? Şimdi doğrudur. Gazetecilik hakikaten öncelikle şunu söyleyeyim. Bir heves, bir arzu ve özveri mesleğiydi. Ben de yıllarca yerel basında deyince ben de parasız yani para alarak çalıştığımı söyleyemem. Ben de parasız çalıştım. Daha sonraki süreçlerde asgari ücretin çok çok altında ücretlerle çalıştım. Ama hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Bir gün hak ettiği yere gelebileceğimi ben düşünüyordum. Amacım zaten ben o dönemde yaygın basına geçmekti. Çünkü yerel bana açıkçası söylemek gerekirse kendi açımdan dar görüyordum. Ve o yüzden bir açılım yapmıştım. Yerelde çalışmanızın karşılığını ileride görebiliyorsunuz. Nasıl gördüm? Ben kendimle ilgili örnek vermek istersem, diğer belki gazeteciliğe ilgi duyan arkadaşlar için eğer bir onlara bir katkı sunacaksa şunu söyleyeyim. Şimdi yerel basında çalıştığım dönemde ben aynı zamanda işte o dönem Hürriyet Haber Ajansı'nın muhabiriydim. O kadar güzel haberler yapıyorum ve o kadar iddialı haberler yapıyorum. Ben Ankara'daki meslektaşlarımızdan, diğerlerinden daha iyi haberler yaparım hep iddiasıyla. Ve bir gün işte bu haberler, Anadolu'dan verdiğimiz haberler, bulunduğumuz ilçeden verdiğimiz haberler bir gün beni Hürriyet Gazetesi'nin Ankara bürosuna taşıdı. Ne arkamızda bir güç, ne arkamızda bir siyasi veya işte zaten öyle bir şey olmasını arzu etmem de herhangi bir güç, hani dişinle tırnağınla derler ya, dişinle tırnağınla ben o yerlere, ben oraya gelirim hep diye düşünüyordum. Zaten hep bir de şöyle düşündüm, ya ben zaten gazetecilik yapamayacaksam, bu işi yapamayacağımı anlarsam zaten ben o işi yapmayacaktım. Ama içinde büyük bir sevgi, aşk, gece gündüz
Hakikaten samimiyetle söylüyorum. Gece gündüz çalışarak ben gazeteciliği yaptım. Bugün öyle misin? Vallahi bugün de öyleyim. Evet. Bugün de aynen. 24 saat ben gazeteciyim. Muhabir ruhu olmak zorunda. Hiçbir zaman. Zaten onu kaybettiğin zaman gazetecilik bitiyor. Yani samimiyetle söylüyorum. Biz işte parası çalışırdık. Ya biz para verilmiyor diye de şey yapmadık. Bugün doğrudur. Şimdi az önce uçaklı bir meslektaşımıza konuşuyorduk. Biz muhabir bulamıyoruz dedi. Doğru, muhabir bulunamıyor. Şöyle aslında gençlerin gazeteciliğe olan ilgileri çok. Fakat yaşanan süreci görünce işte ne bileyim baskılar, tutuklamalar, gözaltılar. İnsanlar da biraz da korku yaratıyor bu. Yani bu aileler üzerinde de korku yaratıyor. Ulan oğlum gidip de işte az önce meslektaşlarımız açıklamalar yaptı. Şu kadar gazeteci tutuklandı, bu kadar hakkında soruşturma açılıyor. Bunlar az şeyler değil, bunlar da ürkütüyor. Yani gazetecilik böyle korkulan, ürkülen bir meslek oldu. Oysa gazeteci özgür olmadığı sürece bu işi yapamaz. Yapamıyor o zaman. Yapamadığı için de işte onun bunun adamı oluyor veya birilerine yanaşıyor. Bakın dikkat edilirse bugün çok sayıda gazetecilerle ilgili dernekler, işte bilmem cemiyetler çok sayıda kuruluyor. Bu da meslekte bir birlik değil ayrışmanın olduğunu gösteriyor. Ve bu birlik ve ayrışma, bu birliktelik sağlanamadığı sürece sorunlarımızın çözümünü bırakın. Daha çok beraberinde sorunlar getirdiğinde ben öyle bakıyorum. Son olarak çok enteresan bir soru sormak isterim. Hani böyle şey kaşıyan, yara kaşıyan bir soru. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki işte siyasi cinayetler olabilir diye. Ve genelde siyasi cinayetler söz konusu olduğunda da hep hedefte gazeteciler vardır. Şöyle Fatih, o toplantının olduğu yer Mersin'de yapıldı. O toplantıda tesadüfen o soruyu yönelten gazeteci de bendim. O da şundan söyledi. Yani ülkede bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmaların geçmişte de büyük yaralarını, yaralar açtığını, ülkede huzursuzluk yarattığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili görüşünü sorarken tabii ki o arada bu konular gündeme geldi. Ya Türkiye'de bu olaylar olmuyor mu? Günümüzde de yaşanmıyor mu? İşte bazen hemen çıkıyor işte İçişleri Bakanlığı ve yetkililer yok böyle bir şey. Ya bu işler öyle değil. Bakın 7 Haziran 2015 seçimlerini düşününüz. Ondan önce Türkiye'de geçmiş dönemde yine terörün sıfırlandığını düşününüz. Ve 2002 yılında yani AKP'nin iktidara geldiği dönemde ülkede terörün tam anlamıyla sıfırlanır noktaya geldiğini düşünürüz. Daha sonra olaylar arttı. 2015 yılındaki birdenbire Türkiye'nin gündemine terör yeniden girdi. Ve o günden bugüne kadar, bakın o günden bugüne kadar, yani birkaç gün öncesinin tarihine kadar ülkede 1800 asker, polis ve korucu şehit edildi. 1800 kişi. 543 vatandaşımız o patlamalarda hayatını kaybetti. İşte 15 Temmuz darbe girişiminde 247 vatandaşımız, polis, güvenlik görevlimiz hayatını kaybetti. Demek ki Türkiye'de olaylar yaşanıyor. Yani ülkede olaylar olmaz diye bir durum söz konusu değil. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanına da zaman zaman bilgiler gelir. Kim gelir? Bunlar doğrudan CHP genel başkanına gelip bir MİT görevlisi veya işte emniyetin yetkilisi değil. Daha çok bu tür bilgiler siyasetçiler aracılığıyla gelir, milletvekillerinin veya değişik kuruluşlarda bulunan kişilerin hemşerilik veya milletvekillerinden olan arkadaşlıkları, dostlukları, hemşerilikleri nedeniyle bazı bilgiler ulaşılır. Bunlar da CHP Genel Başkanı'na bir şekilde ulaşabilir. Bunları kamuoyuna Kılıçdaroğlu'nun duyurmasındaki veya böyle bir kaygıyı dile getirmesinin amacı, ülkede geçmişte böyle olaylar yaşandı. Bu gerilimleri terör örgütleri fırsata çevirir. Dikkatli olun dedi. Ve hani İçişleri Bakanlığı yok böyle bir duyum diyor. Ya kardeşim daha kendiniz her fırsatta açıklıyorsunuz. Deniliyor ki işte Türkiye'ye gelen bilmem işte terör örgütünün bilmem filancasının işte İstanbul'da eylemler için gelen militanı falanca işte yakalandı. Suçüstü yakalandı diyor. Veya işte IŞİD'in bilmem Türkiye'deki bilmem ne örgütünün başındaki kişi yakalandı. Ya bunların demek ki terör örgütlerinin Türkiye'de uyuyan hücreleri vardır. Terör örgütüne uyandırıldığı zaman, eylemi gerçekleştirdiğiniz zaman yapılabiliyor. O nedenle toplumu uyarmak, tehlikelere ve bu gerilim ortamının
beraberinde getireceklerine duyarlı olmak için söyledim. Bunların içerisinde her zaman gazeteciler de payını almaktadır. Geçmiş dönemde terörün yine yaygın oldukları dönemlerde bakıyorsun önce gazeteciler şehit ediliyor. İşte Uğur Mumcu abimiz, Çetin Emeci abimiz, Ahmet Taner Kışlar'ı daha çok sayıda meslektaşımızın şehit edildiği olayları yaşıyoruz. Genelde toplumda ses getiren, kamuoyunda etkin isimlere dönük bu tür olaylar var. Bunlara karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurgulandı. Dolayısıyla can yakıcı konuların sonucunu da görmek açısından az önce bulunduğumuz salonun girişinde basın şehitleri yazıyor. Demek ki Türkiye'de basın şehitleri ve gazetecilerimizin olduğu ve terör örgütleri tarafından kendilerine suikastlar düzenlendiği gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekir. O nedenle sonuç olarak ülkemizde terör olaylarına yaygın olduğu bir ülkeyiz. Her zaman bu tür olayların olabileceğini ve bu olayların olmaması için de siyasetçilere, devlet adamlarına büyük görev düştüğünü son olarak eklemek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi kardeş bir röportaj yaptık. Sağ ol abim. Ben teşekkür ederim Fatih. Sağ ol. Thank you.